Gördüğünüz gibi burayı kırmışlar. Hala gelip yapmadılar. Yağmur yağdı. Ne oldu? Olan su içeri doldu. En azından orada kar var. Benim evimi de aynı bu şekilde yapmıştılar işte. Baş tarafını böyle kırmış, böyle bırakmıştılar. Ondan sonra öyle bir büyük yağmur yağmıştı ki forumda hep çatılar uçmuştu. Hep etraf akarlar tıkanmıştı. Aynen. Bu şekil bırakmıştı işte bak. Bak. Böyle. Ondan sonra da diyorlar ki biz geldik de yaptık da ettik de aha. Yapmamışlar işte bak. Beni buraya çamurlamıştılar. İşte böyle. Yağmur yağdı. Şimdi kendi imkanlarımla birazcık temizleyeyim onu bari. Yoksa bunları gelip de burayı yapıp da yıkayana kadar elmayı önce bir tarafa yersin. Bak. Kalın çamur tabi bakası değil mi? Akıttılar ama böyle akıtamadılar. Yapışmıştı. Tekmeyi. Evet, bizde ayrı bir mezeniyet vardır hep derim ya işte bak. Poğaça yumuşak almıyor bu. Ay. Bir de arkadaşlar bunun ucunda benim güzel bir fırçam vardı. Şuraya koyuyordum onu. Koymamışım işte. Yine yağmur yağdı. Buraları süpürdüm. Şuradan da su alayım, onu da göstereyim size. Fırçayı şuranın üstüne koymuştum böyle. Bu şekil koymuştum onu oraya. Baktım, dedim fırçamı aradım orada. Oraya koymuşum onu ya şeye. Buraya şu sandalyelerin olduğu yere, demek fırçanın ağzını göremiyordular. Oradan aldım onu işte. Buradan aldım, buradan. Gittim oraya koydum. Sonra sabahleyin geldim. Dedim buraya hani birazcık gazlayayım bakayım. Baktım fırça yok yerinde. Dedim Allah Allah, gidiyordum eve. Dedim belki ben yanlışım, bir daha gidip bakayım. Sonra gelir bakarım buraya ki. Aha. Sapı burada böyle. Kendisini bundan çıkarmış almışlar. Allah'ım yarabbim. Böyle de insanlar ya. Allah bile hav vardı da işte onu taktım ona. Yoksa daha çok sinirlenecektim. Alanı da helal etmiyorum. Onu helal et, bunu helal et nedir bu ya? Bu arada arkadaşlar ne yaptım? Bu çamurlu suyu getirip oraya yıkıyorum. Oluyor yani. Rahmetli annemin bir sözü vardı ki kir kiri çıkarır. Bu su çamurlu su ama olsun. Burada daha pis, burada daha çamurlu. Bakın şimdi böyle. Oluyor değil mi? Bak. Tekniğinden göstereyim size işte. Olmaz diye bir şey yok. Burası deniz. Dere. Burası deniz. Orada dere. Akıp buraya gelecek. Şurayı da eniştem sağ olsun şuraya beton atarken, bak şurayı gördüğünüz gibi. Yoksa benim evim bu yağmurlarda çok sular basardı, çok. Allah razı olsun enişteyi, Allah'ım onun sağlığını versin, ömrünü uzun etsin de çok yaşasın, insanlara çok faydası olsun. Öyle faydalı bir insan yani. Burayı böyle içerisine şey boru döşedi. İki tane boru, bir tane akar borusu, bir tane de böyle sarı hava alan boru, hava alsın diye işte hani. Yağmuru suyu geçirsin diye öyle. Evimi çok şükür daha su basmıyor. Yoksa bu yağmurlarda beni çoktan basardı sular. Rahat uyuyorum onun sayesinde. Allah'ım ondan razı olsun. Ben memnunum. Allah'ım da memnun olsun inşallah. İşte böyle. Oluyor değil mi arkadaşlar? Oluyor.
Ne yapacaksın? Bir de bu tutmuyor buna. Öteki tam tutuyordu onu. Zor takıyorum ona. Onun için geldi aklıma. Yoksa gelmeyecek de aklıma, size anlatamayacaktım hikayeyi. Tutmuyor, çıkıyor. Böyle işte. Bakın hala toprak şey sırası. Birin kendisi ama çıkıyor. Alan kişi şimdi yani nasıl helal edeyim ona? Heh. O almasa ben bunu rahat rahat buraya yıkacak. Şimdi ben sana helal etsem, Allah affeder misin? Ha, burada eziyet çekiyorum. Ha, buna bile muhtaç kaldım. Hayret bir şey. Eğer arkadaşlar şu sapından alsaydın var ya, ben şüphede kalacaktım ki belki de orada bırakmamıştım onu. Orada değildi, burada değildi. Ama sapını bırakmış da fırçasını almış. Yeniydi zaten o fırçayı ben abimin oğullarından almıştım. Burayı yaptırırken lazım olur diye de kullanmıyordum onu işte. Ha, bu sebebi de ben de buldum, taktım onu da kullandım onu, yani yeni fırçaydı. Çıktı gene. İşte bu garip böyle uğraşır. Söyleneceğim ama kapattıktan sonra şimdi size karşı saygısızlık olmasın. Beni çok da kötü bilmiyorum. Hak ediyor bazı insanlar. Hak ediyor. Hak ediyorlar. Bak, bu da benim tekniğim. Bu da bir akıl, bu da bir fikir. Heh. Yoksa ben başka türlü burayı yıkayamaz. Buraya da o kadar akıtacak suyum yok. Zaten suyumuzun da anlattıkça şeyler artıyor. Suyumuzun da bozulmuş sayacı 3-4 aydır suyumuzu yazmıyorlar. Kızım aradı, oğlum aradı ki gelin bakın. Yok, geleceğiz, geleceğiz. Hala onu da gelip bakmamışlar. Dedim oğluma ki oğlum git sen tekrar ara, soruştur onlara. Hani diye arayın, aradım daha ne yapacağım. Diyorum ki artık inşallah bir de üstüne de ceza yazmazlar bize.